23 oldu Alanya Spor'un 22 puanı var Ankara Gücü Gaziantep 21 Karagümrük 20 Hatay 20 Son 4 sıra Samsun Konya 18 Pendik 15 İstanbul 6 Şimdi burada 16. takıma bakacağız hocam Çünkü kurtaracak takım 16. takım Orada 20 puanlı Atakaç Hatay Spor var 20 puan 6 puan 5 maçlık bir fark var e, İstanbul Spor adına. Hani 15'i 18'ler tabii ki de 15'i de hani hala iki maçlık bir makas olduğu için yarışın içinde sayıyorum. Yine de yine de birkaç hafta daha İstanbul Spor için de beklemek lazım değil mi hocam? Yani en azından bir gidişatı görelim. Ben böyle bir 3-4 tane seri galibiyet alır bilemiyorum. Çok zor olduğunu kabul ediyorum ama. Hocam futbolda hiçbir şey belli olmaz. Ya. Evet. Yani Yukarıda da kopmalar başlıyor ufak <laughs> ufak Aşağıda da kopmalar başlıyor Hocam 8 gollü bir maç seyrettik Yukarıda kopmalar mı başladı yani İkisi zaten koptu da Diğer bölümde kopmalar bir başladı alt yani. Onlar zaten kopmuştur Sen Koptu gitti Ben dubleks, iki kat <laughs> <katlıyorum. gülüyor> dubleks Tripleksleri ler bıraktım evet. hocam onları tamam. Onlar birbirleriyle mücadeleyi Ligin sonuna kadar sürdürecekler belli ki Şimdi 8 gollü bir maç seyrettik Gol sayısı daha da artabilirdi ee, özellikle devre arasında da konuştuk iç saha maçlarında e, çok fazla e, coşkulu maça başlayan, önde baskı yapan, ikinci toplarla o baskıları yenileyen, e, farklı hücum varyasyonları deneyen, e, kaliteli ayaklarıyla da sonuca giden bir Fenerbahçe oluyor. Böyle bir örnek daha yaşadık bugün hocam. Küçük Ama şimdi. Konya takımı ben bakıyorum şimdi özellikle Galatasaraylı izleyicilerimizden gelen ya hafta sonunda Galatasaray'a karşı çok daha iyi savunma yaptılar. Bugün niye böyle oldu diye serzenişler de yok değil. Ama tabii her takım her gün aynı performansı veremeyebilir ya da ne bileyim işte. Karşı takım da farklı. Ee, şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir olay var tabii. Oynadıkça birbirlerine daha fazla alışıyorlar. Şimdi o önemli bir olaydır. Şimdi sezon başında bir takım var, işte sakatlık var, ceza var ama oynadıkça birbirlerini daha iyi anlar soracağım maçın içinde yani o bunu daha iyi yapıyor, ben bunu daha iyi yapıyorum. Fenerbahçe'de onu görüyorum. Oynadıkça bir şeyler daha bir ileri gidiyor, hoşlarına gidiyor. Şöyle oluyor yani. Futbolcu da keyif Futbolcular alıyor. Futbolcular zevk alıyorlar. Şimdi futbolcu keyif alınca seyirci de keyif alır, seyreden de keyif alır. Futbolcu keyif alarak oynuyor teknik kapasitesi yüksek oyuncular var. Şimdi burada yaparken iki, iki tane tehlikeli adam var. Bir tanesi Serdar Aziz, bir tanesi de oynamayan hani o olayları çıkaran adam. Diyorsun. Mert Hakan. Yani devamlı hadise yapan iki adam var. Şimdi onlara biraz dikkat etmesi lazım. Şimdi mesela Serdar Aziz'i konuşacağım biraz sonra. Evet. Mesela hocam şuraya bak ya. Evet her taraf kırmızı. Konya Spor da rakip ceza sahasına girmemiş neredeyse. Şampiyonluğa oynayan takım hocam şampiyonluğa oynayan takım öncelikle atılmayacak. Şampiyonluğa oynayan takımın oyuncusu atılmayacak. Eğer atılıyorsa bu futbolcunun ukalalığıdır. Tabii. Ha, şampiyonluğa oynayan takımın oyuncusu şöyle atılır. Dakika 80'dir, 82'dir. O da dakika 10 değildir. 1-0 öndesin. Belki 0-0 da olur. 1-0 öndesin. Adam gole gidiyordur indirirsin kırmızı alırsın. Ona varım. Ama 10. dakikada ona da yokum. Şampiyonluğa gidiyorsan senin rengini değiştirebilirsin. Tabii. Bırak oyna. Sen iyi takımsan değiştir. O dakikada atılma. Ama işte o zekaya, o mantığa uyan futbolcular lazım sana. Seninle akıllı geçindiğin, takımı idare eder dediğin adamın atıldı. Demek ki bir eksiği var. En iyi adam dediğin yani o oynaması gereksizlere atıldı. Küfür etti? Ne tabii. Evet evet. Eğer o atılıyorsa, o maçta seni eksik bırakıyorsa, ona dikkat edeceksin hocam. Ona markaj yapacaksın. Bir teknik adam, bir teknik adam benim futbolcum ya atılırsa diye psikolojik olarak şey yapım Bunları ya. neden söylüyorsun? Serdar'a az sonra bir vurgu evet. yapacaksın onun için. Evet. Söyleyeceğim, gelecek. Çünkü daha başta da ya çok ne söyleyeyim. Kesin sarı alması lazım. Kesin e, i̇kinci yarıda da sarısı var. Kırmızı Kesin sarı peki. alması lazım. Kırmızı da verse ne yaparsın? Bana göre ağır olur ama. Ha, i̇kinci yarıda sarı, sarı, gördü ama. Şimdi i̇şte ondan bahsetmiyorum abi. Hmm. Önce ilk pozisyondan tamam, bahsediyorum. Tamam. Yani i̇lk pozisyonda olurdu. önce kesin sarı. Sarı buçukta verse ne yaparsın? Ne yaparsın? Ya Ağır olur bence. Ama ki kesin sarı. E, bir tane daha sarı gördü. İşte diyeceksin ki. Sarısı varsa bu sarıyı görür müydü? Abi yani görür. Daha temkinli oynar diyeceğim Abi ama görür. Serdar olunca bilemiyorum. Bir şey diyorum. söyleyeceğim. Ender. Forvet oynayan bir adam, orta sahada oynayan bir adam sarı görürse sarı görmeden idare edebilir. O şansı var. Ama defans hele göbekte oynayan bir adamın sarı gördükten sonra el bombasıyla maça devam etme riski fazladır. Hele bir de kontrolsüz bir oyuncuysa. Fazladır. Çünkü her an bir sarı görebilirsin. Ortada oynuyorsun bir de. Yanda da değil. İndirirsin. Ters bir hareket yaparsın. O zaman sarıyı görmeyeceksin. Salla parti sarıyı görmeyeceksin. İtirazdan sarıyı görmeyeceksin. Bu her takım, her futbolcu için aynı. Peki hocam. Bu madalyonun bu yüzünü konuşacağız. Ama iyi yüzünden biraz konuşarak girelim. Şimdi Edince ettirik yaptı. Hocam iyi yüzünü zaten konuşmaya gerek yok. İyi zaten. Önce kötüyü konuşacaksın Hı. ki Yarın bir gün başına iş açılmasın Hocam, hocam taraftar da önce iyi konuşun der ya Hayır hayır o taraftar abi e ben Biz onlara yapıyoruz Biz taraftara ya göre yayına. konuşmayız abi Hayır yayını onlar kadar. için ya hocam. Zaten 7 tane gol atmışsın Ristel yapmışsın Şahane goller atmışsın. Çok iyi iş olmuş Zaten diyorsun ki çok çok iyi işler olmuş Keyif aldım Ben seyrederken keyif aldığıma göre futbolcu zaten oynarken keyif alıyor evet. Onlar bir tarafa ama velakin Ender bu söylediğimi kenara yazdığın zaman bu cümleleri bu cümleleri isterim. İleride kullanırım. Bak, bu diyorsun. cümleleri isterim. Altını çiziyorum. Bu cümleleri isterim. Bir gün yakarsa bir kenara koyalım. derim diyorsun. Tarih yaz bu cümleleri isterim. Bu her takım için aynı. Bu öyleydi şimdi ağlamayacaksın derim. Onu söyleyeyim. Onun için de maç iyiken, tarihe maç güzelken, diyorsun. maç güzelken, her şeyken Önce bir tersi bir düşün. Zaten güzel. Zorlanarak almadı. Güzel aldı. Güzel işler gördük. Mesela Batşuay'ı oynattı. Batşuay'ı valla şeyler gibi saldırdı. Evet ya o Çok benim dikkatimi diyor. çekti. Abi adam iri adam. Ancak ısınıyor. İri adam. O adamı sen 88'de 89'da alamazsın. Bir gün sakatlanır adam. Zaten akıllı adam öyle girmez topa. Tres yaptığı istekli hani böyle ayrı, mesela ayrı ayrılacak dedikoduları var. İşte Rangers deniyor, o deniyor, bu deniyor, kulüp Bruges deniyor. Ama öyle bir vücut dili yoktu mesela ya bugün. Parasını iyi alıyorsa, İstanbul güzel şehir be. Bir sene daha önden iyi. De parasını iyi alıyorsa, ortamı durumu da durumu iyi. iyi. Takım da iyi gidiyor. Niye ayrılayım abi? Bakarım ya. İstanbul gibi bir şehir nerede var abi dünyada? Ya Avrupa'da varsın, önemli bir opsiyon. Brüksel mi güzel? He. Hollanda mı güzel? Yok abi. İstanbul gibi yer nerede var hoca ya sen ne yapıyorsun ya? 24 saat sonuna kadar yaşayan bir şehir ve 24 saat. Boğaz Köprüsü'ne bir bak bakalım gece saat 4'te. Gündüz 4 farkı yok. Doğru doğru söylüyorsun hocam. Ee, Şiman ilk yarının sonunda Ceko ile Şimanski'ye aldı İsmail Kartal. Şimanski de bir gol iki asist yapmıştı. Ceko ettirik yapmıştı. Doğru bir e... hamle mi sence? Doğru tabii. Ya hocam faydalanacaksın. Bu maç artık bitmiş. Pazar günü Öneki maç maça var. Bakacaksın. Pazar bakacaksın. Yani Sakatlık olabilir. Fazla bir futbolcunun üstüne gidersen bilmem ne olabilir. Yapacaksın. Elinde imkan varsa sonuna kadar faydalanacaksın hocam. Doğru. Ki bu maç öyle bir maç. Ekonomik kullanma Durmuşsun maçı. Bulmuşsun artık neticeyi şöyle. ilk yarı. Oyna takımlar. Oyna fazla gitme. Yaşlı adamlar. 35-35-35 Bir 35 daha geldi... 105. Tad için kenarda başlamasını doğru buluyor musun? Hocam Vakti onun, gelmiş miydi onun, onu? biraz onun biraz uzat uzattı bile o işi İsmail. Hocam bak iki tane adamı kaldırmaz. Biraz kaldırma. geldi de geçti bile sanki. Şampiyonluğa giden bir adam bir takım iki adamı kaldırmaz. Bir adamı kaldır. Ne oldu? Bak öteki oynattı. Adam tempo verdi. Takımın hücum gücünü yükseltti. Tadiç'in yerine oynattı adam takımı çabuklaştırdı, hücum gücünü arttırdı. Etkili oldu Tadiş'e göre. Tadiş orada metrekarede oynuyor. Tamam iyi oyuncu da hocam. O kadar metrekarede oynamış. Biraz da papucun pahalı olduğunu görmeli. Hocam. Sanki. Bir de şu var. Topçuya teslim olmadığını herkes görmeli. He, Taki daha herkes, ötesi. Herkes dedikodu yapar. Bunların der şeyi mi var yani ayrıcalığı mı var? Bunu takım içinde de derler. Tribünlerden de derler. Bir de öyle laubali penaltı menaltı. Bak Lavabali penaltı. Penaltı sert atılır arkadaş. Ne olursa olsun ayak içi de olsa sert atılır. Bak sert penaltı. Yumuşak penaltı öyle helva gibi penaltı atılma lavabalilik o. O maçta kaldırırsın. Yarın bir maçta at bakayım da bir bir bitsin maç ne olurum ben tadici. O seyirci ne yapar onu?